1940 yıldan bir yani biliyorum. Dağlara gitmişim ben, bizim dağlara, Askilli'ye, Fesat'ın düzünden gitmişim. Bir tane dedeyle de gittim, Zaksegi'den gittim dağa. Dedemle, nenemle beraber gidiyorduk mala. Ahırında bizler onda o çeret inandık fermanmalların sağmak. Bu gelen yıllarımız 44. yılda benim nenemle de gene bir komşu nenemiz vardı, ona o çeret düştü. Mal sağmak, kalkozun fermanmalını sağmak. O yılda da ben ondaydım, dağdaydım. Nenemin yanındaydım. 44. yıl sentyabrın ayının 17 sürü aşağı düştük dağdan. Geldik, hiçbir haber yok idi. Ne kaçmak, ne usurulmak, hiçbir şey işitmemiştik. Sentyabr, oktyabr ayları geldik, bunda da bir haber yok idi. Noyabr ayının 14'ünde saat 13'ünden 14'üne gecesi, gece saat 12'de geldi, yığdı, götürdüler. İhtiyarları 55'ten daha yukarıya çen. Zaten 55'ten 17 yaşına çen kalmamıştı, askere götürmüştüler. 16 yaştan aşağı, 55'ten yukarı. Onları da götürdü, idarada yığdılar, iclas ettiler, emir ettiler. Evvela Zedvan'da ses çıktı. Çünkü Zedvan bize yakın idi. Fizahlaştılar ki, avtomatları attılar yukarı. Ondan cemaat sükutlendi. Sonra bizim köyde bir gazeti okudu, bizim köyde de çıktı şamata. Bögülmek, ağlaşmak. Neyse yani avtomatla, cemaati, hükümetle, soldat, az 5000 soldat var idi o rayonda. Soldattan zara adım atamıyordun. Tellere böyle, yerde böyle, üst üste yatıyordu, telefon telleri. Neyse yani gece saat 12'de 13'den 14'üne geçen gecesi bir gazı okudular, töktüler köyün altına cemaati. 3-2 sütka onda kaldık. Ucun ucun taşı yediler de maşin kazıydı. Ucun ucun köy taşı yediler. 3 köy bir yerdeydi. En ahırına bizler düştük. 42. yılın dekabr ayındaydı. Kardeşlerimi, iki kardeş, bu Zekeriya dadayı biliyor olursun. Biliyorum. Anşanın babası. O idi. Ondan sonra bir yaş küçük kardeşim var idi. O idi. Askerden geldiler. O 42. yılı gitti. 43. yılın dekabrında geldiler. Geldiler hele yaza çıktılar. O kardeşim başından yaralıydı. Sıcaklık oldu ama öldü onda. 40 günlük idi. 40'ı çıkmamıştı biz buraya sürülende. Onu rahmete gideni. Neyse bunları gittiler askere. İki dayım, emim, iki kardeşim, 5 tanesi gitti. Gittiler o 3'ü yok oldu gitti gelmedi. İkisi geldi, ikisi de yarı canlı. Biri zaten baştan yarısı yok idi. Zekeriya dadaydı ki, eli de sakat bedeni yeriydi ki, harbul kimi ele gele gidi. O toprak o askolkanın kırıklarından. Neyse geldiler, o bahara çıktık. 44'ün ya 43'ün ahırıydı da geldi. Dekabr, yanvarlar. Bahara çıktık neyse, bir gaz geldi ki, sürüleceksiniz siz. Noyabr ayındaydı, 44'ün Noyabr ayındaydı. O yazı hiç kısma bilmiyordu ki sürüleceğimizi. Onlar askerden geldi, ölen öldü, kalan kaldı, giden gitti. Noyabr'ın 14'ü geldi, yıldılar cemaati ki gecenin birinde saat 12'di. Evvel Zedvan'da çıktı ses, sonra da bizim köyde avtomatla sükutlettiler, geldiler, töktüler köyün altına, bizim köyün altına, çeşlanın üstüne. Mokayla dolanı yerdi, maşın geliyordu kortuktan, bizim köye iniyordu, bizim köyden çeşleye yer veriliyordu. Çünkü böyle enişiydi de yukarı çıkmıyordu maşından. Geldi, sürdüler, vagona doldurdular. 9 tütünüydük bir vagonda. Davarın vagon idi. 9 tütün. 9 aylı yani. He, 9 aylıydı. Yolda yeri yerdi, bayağı yeri yerdi ama bayağı ne yetiyordu cemaate. Gene götürdüğümüz arzaklar hapeyce var idi de onunla gıdalaş yiyorduk. Babayı da biraz halay var idi, Çeşminaz'ın anası biliyorsun. Fahri'nin kaynanası, nenesi. Onlar ey vakit onlar tutuyordu, onların sayesinde sağ selamet gittik Samarkand'a.
Samarkand'a ele vakitte gitti, noyabr ayının, dekabr ayındaydı. 14'ünde düştük sabah. Noyabr'ın 14'ünde vagona bindirdiler, dekabr'ın 14'ünde bir ay yol gittik. Samarkand'a indik. Kar bunda, bir metre kar, soğuk. Özbekistan'ın da soğuğu. Töktüler Rus meçte. Yığdılar, kim kaçtı ikimiz vagonun adamı idi. Ah cemaat. Götürdüler, hamama götürdüler. Kışta hamama adamı gider mi soğukta? Çillak çıplak, açsız. Öleni öldü, kalanı kaldı. Gittiler hamamda, yarısının yurbası yitti, çaldılar, yok ettiler. Neyse ondan da geldik. Geldiler, köylere böldüler. Köyler. Bizlere iki furgon araba gelmişti bizim kalkozdan. Geldiler, yüklediler, aldı getirdiler bizim Bayark rayonuna. Bir kalkoza getirdiler bir köye. Özbekistan'da değil mi? Özbekistan'da. Özbekistan, Samarkand'dan 30-40 kilometre, 30 kilometre idi de bizim anası şeyin arası 24. Getirdi bir köye töktüler. Geçsek sağ olsun da gene Müslüman idi. Rahimi gelmişti. Peş kurmuştular. Odun yığmıştılar. Gittik sıcak hava girdik. Baktılar. İyi de baktılar bize. Biz de münkür gelsek kor oluruz. Onlar Özbekler. Yakşı hürmet ettiler. 44. yılın noyabrından 59. yıla çan o köyde yaşadık. O kolhozda işledik. Nasıl yaşadınız? Asker rejimi, komendant rejimi altında mı? Komendant rejimi 44'ten ta 50. yıla çan idi. Olsun ki unutmuşum da. Aha. 50. yıla çan idi. 56 olması var. 56 mi kaça çan idi? Komendant rejiminde. Rayondan rayona bırakmıyordular. Köyden dışarı bırakmıyordular. Neyse belayla yaşadık. Gidiyoruz konu komşu arıyoruz, bulamıyoruz. Koyamıyorlar. Yaşadık o köylerden. Ondan sonra sürdüler. Geldik. 59. yıla Azerbaycan'a. Geldik ki burada da yilenmeliyen yer. Ne ev var, ne park var, ne su var, ne kanal var. 59. yıl Avril ayının 17'sinde geldik. Biz o köprüde indik. Edigön'ün köprüsü vardı, büyük köprü. Kanalda. İndik, geldik ki ne ev var, ne bark var, ne bir şey. Çadırlar kurduk. O kanalın dibinde şimdi o Enver'in oğlu ki çayçı yapmış ya. Oradan ta fermalar açan iki sıra mı üç sıra çadırlar ediyor. Ele yaşadık. Bilmem 4-5 ay çadırda kaldık. Çocuklar, çok ufak çocuklar kırıldı, öldüler. 200 tane yakın çocuk rahmete gitti o çadırda, sıcaktan. Geldi, sentyabr, oktyabr aylarında evler yaptılar, vakit geçti, geldik evlere. Evlerde de ki ev, ne evlere? Bolu yok, bir şeysi yok, bol vurulur, bol su anan açan. Kış geldi, kapıya dayandı, soğuk. Ela bela gün geçirdik Azerbaycan'da da. Evleri sonradan onları söktük, tezeden yaptık. Remont ettik. Ne bileyim başımızdan bir geçmeyen degirman taşlar var idi. Ondan işte bir parça iki etmeğe ulaştık. Kalkozda işledik. Kalkozlar da varlaştı. Bir yakışı da oldu. Ne vakit ki biraz etmek yiyecek vakti ondan da kalktık. Avraya geldiler. İki oğlum onda, ikisi bunda. Oraya mı gideyim onda olayım, buraya mı geleyim bunda olayım. İşte ahırımız bela. Azerbaycan'da Adigön köyüne geldiniz değil mi? Adigön kalkozuna adına. Adigön kalkozuna. Burada ilk geldiğinizde hiç yaşam yok idi. Yok yok yok. Ya bunlar baştan gene gidebilir miyim? Adigön kalkozunda hiç yaşam yok idi. Geldik orayı köyü kurduk. Orayı çöşenin attık oraları galiba. Köyü kurduk. Çölleri sonra... temizledi. Drenler açıldı. Otlarını pakladı. Pamukları... yerlerini koşumladı, temizledik, ekin yerleri oldu sonra. Yani Adigön köyüne geldiniz, köye gelip köyü kurdunuz, nasıl kurdunuz, köyün hali nasıldı orada o zamanlar? Geldi o köylere ki, o köyde hiç kanaldı ki, köprüden bir yana insan yaşamıyordu. Şorluk, şoranotluk köye gitmişti, hiç korkardın girmeye. Her canlı var idi orada. Geçti oraları temizledik, pakladık. Kanalları açtırdık, suardık. Pamuk yıllarına pamuk ektik, takı yıllarına takı ektik. Ondan azar azar dolandık. Sonra kalkozlar ki varlaştı, teknika çoklandı. Cemaattan ki biraz ögreşti.
kalkozlar ilan ev oldular. Köyler güzelleşti. He, güzelleşti. Şimdi de daha güzeldir. Bir sorum daha var. Bu sürgündeki sizi ilk eve geldiklerinde siz şeyde Degül'dü değil mi? Köyde yaş, mi? Yaşız küçük idi evdeydi değil mi? Bu yaşlılar iki birinci şey. O yerimizde mi? He. Ya sürülende evdeydi ya. Dağdan gelmişti. Bu dağda kalmamıştı. Peki sürülmeden önce askerler eve gelmeden önce bir toplantı olmuş. Orada bizimkilerini yaşlıları götürmüşler toplantı. He işte gece oldu bu. Hı hı. Gece ama bu sürülü birkaç okunan açan topladılar. Biz ama bahçe iclası onu ne bilecektik bu iclas olayı. İşte bayağı dedim ya ki gece 55'ten yukarı ta ihtiyarları azat yaşlısı 10-16 yaştan aşağı çocuklar. Öbürleri kalan hep kütüp vardı. İnvalittir, sağdır, hep askere tokladı. Yarın seni hangisileri ki yaraksızdır, rabatçı batalyona götürdü, kalanını sürdü askere oynaya. Başka kişime kalmadı köyde. Dedeler kaldı, dedeleri de işte topladı, götürdüler, iclas ettiler. Ondan sonra gece birikazı okudular da töktüler köyü, boşalttılar. Binaranın düzüne çen demir yolu okudu. Demir yolunu Binaranın düzüne getirdiler. Onu da bizim rabotçu batalyonu bizim öz adamlarımız çekti. Ne bilecek ki bizi sürecekler onu. Reyip'ten getirdik, yolu yaptıktan sonra oraya geldikten sonra çıkardılar bizi orada. Peki o demir yolunu çekende ne dediler size yani? A buna göre çekiyor. Yok hiçbir söz olmamış. Hiçbir söz gelme. Ne bilecek de rabotçu batalyonu işledi. Vay ne oluyor? Demir yolu çektiriyorlar. Lazımdır da devlete. Bu başka maksadı dememişler. Diyediler kim işlerdi onda? Habisi Burak kaçardı. Özden yere kaçırdı. Kanavayla işlerdi yerde saldatıyla. Silahla. He ya. Kim bile bir adama kaç tane saldat bakıyordu. Peki dayı bir şey daha var. Bu Türkiye'ye geçenler sürgünden önce Türkiye'deki geçiyorlar. Bu nasıl oldu bu işler? Yani onların çoğunu bırakmadılar bundan. Bunda telef oldular. Geleni de onda adam olmadı. Bir tanesi sıkara buldu. İğne vurulmuş adam sakal olur muydu? İğne vurmuş. İğne vurmuş geldiler yaşamadılar. Yani Akıska'dan Türkiye'ye geçmiştiler. Geçti terkel geri gelenler terkel vardı. Terkel geri gelenler vardı. Hiçbiri yaşamadı. Ne etmiştiler ki onlara? Hiçbiri yaşamadı. Hepsi telef oldu. Afşi bizim başımız bir degirman taşı kalmıştı fırlanmamış. Onu da fırladılar. Biz öyle eziyetle kaldı bak. Rusya'ya mı gitmediler? Amerika'ya mı gitmediler? Nerelere gitmedi? Dağılmadı cemaat. Ben ne edeceğim şimdi? İki oğlum onda, ikisi bunda. Hangi taraf olayım? Benim de yaşım gitmiştir. Özden Nasulum'la kalkozlarda işlap gelmişim. Ama ben 50-60 ile yakın ben hadi gönde kalkozda işlap. 12 yaşımdan işlap geliyorum kalkoza. O Özbekistan'da atıyla kutuvası ettiriyordular öküsüyle. Yalan ayaklarımda şeyler yırtılırdı da stuflarım. Para stuflardı vaktinde. Böyle tuflu nerede var? Yanları yırtılır toprakta olardı açıp atardım. Eziyet veriyordum. Yalan ayak öküsüyle atı peşine gizardık. Bir benim hepimiz ya böyle benim yaşımda olanlar. Öyle zulümler görüyorduk. Teknika yokuydu onda da. Eziyetiyle onda da eziyetiydi çok. Fergana yaşadınız mı? Fergana'da neredeydi siz? Fergana'da yaşamamış. Şu zaman gidip geliyordum Fergana'ya da. Onun kolumlarım vardı. Köylülerimiz de Fergana'yla hemen geldiydi. Kuvasa'daydı hep bizim köylüler. Gidip geliyordum. Kuvasa'ya da gittim. Nemengen'e de gittim. Taşkent'e zaten ki gidiyorduk. Pişkent'e gidiyordum. Sizin dedengilin evleri de biliyorum. Rahmetli Muhsustadagil'e de gitmişim oraya. Oraları hep biliyorum. Peki bu 89'daki Fergana oldu, Fergana soykırımı. O zaman siz Azerbaycan'daydınız değil mi? He biz o zaman bundaydık biz. Azerbaycan. 89. yılıydı da yani biz bundaydık. Tökülüp geldiler biz de kaldılar çoğu. Asker dayılar var ya komşusu olan Rahman gibi. Rahman üç kardeşiydi. Üçü de bizde kaldılar. Ya bizim o teze yaptığımız evde iki yıl kaldılar ki. Ondan o Fergana'dan şeyden ki
Özbekler ki vurgun ettiler. Görmedi o günlerimiz olmadı babacan. Allah hiç kismeye göstermesin bu günleri. Bin amanlık versin oğlum. Hiç vakit zavallı görmeyiz. Bizim Bakaleni'ye zulüm görüp gelmiştir. Çocukluğumuzdan akarın açan. Hadi günde de azet çekmişik bu kalkozlarda da. Valla gruplu sütke eve gelmek yok idi. Gruplu sütke. Onda da çok zor. Aman gene oralara şükür edin cemaatimiz bir yerdeydi. Hastamıza, sağımıza, misal için ölümüze şerik oluyorduk. Bir anasını... Bir şey daha soracağım. Bu üç gün ki sürgüne ki götürdüler sizi, buradan arabalara bindirdiler sizi, istansiyalara götürdüler değil mi? O şey, kalkozlara. Sürgün, o vagonların olduğu yere götürdüler. Orada üç gün mü kaldı siz? Yok. Köyün altına ki töküldüler ya köyün bizim köyün. Onda üç gece kaldık. Vagona ki götürdük bir sütka kaldı. Ondan artık kalmamış. Yemek nasıl oldu orada? Kediyordu ki vagonu onda bir o şeydeki bindi abi bir neredeki bindirdiler vagonu ne bizler. Sürdüler gidiyorduk ki yolu dağıtmış nemiz. Üç gün, dört gün, beş gün vagonlar kalıyordu. Orada kalıyorduk. Ne vakti ki yolu yapıyordular o vakti sürüyordular vagonları. Onun için geç gittik bir ay. Bir ay yol gittik. Almanlar yolu bozmuştu. Mayna'da bakın atıyor top demir yollarının şeyleri, asfaltları dağı diye gidiyordular. Sonra tekelden demir yolunu düzeltip vagonları sürüyordu. Peki bu üç günkü kaldığınız yerde yemek verdiler mi size? Yok yok yok. Özümüzün herhalde özümüzün. Her şey bol idi. O yıl her şey bol idi. Ele zehre vardı köyde, ele zehrelerimiz kaldı. Ele işleri dağdan yeni yenmişti. Yağ, peylir. Diyelim ya. Kutilerine yağlar ya taşa vuruyordu saldatlar. 20 kiloluk kutiler, 20 kiloydu her bir kutide. Ataşa vuruyordu ki göge gidiyordu yağın işte şeyi. Oraya peynir, birer poşka peynir öldürdük. Getirdik Özbekistan'a çampo peynirli yağı. Bir iki tonladan çok biz zehre getirdik Özbekistan'a. Peki acından ölenler var mı? Çok, çok. Anne, her şey oradan inmişti bir karı nene günahlı diye. Elmişti, utanmıştı, ayağa aşağı. Hemen o yendi, vagon kalktı. Nene kaldı, Ural dağlarında. Kar, Baba, Ramat baba, bacı elini uzatırdı, utandığından elini kaldıramadı ki baba elini. Öyle gitti, çekip vagonu alsın. Bizden geriki vagondaydı. Öyle kaldı orada o kanı. Öleni de hemen tutuyordu, saldatları set atıyordular kapıya. Çok, çok oldu öyle işler. Böyle bakıyordu özümüz vagonlara. Sizi istirahata bırakır mıydılar? Sizi bırakır mıydılar böyle 5-10 dakikalık istirahat oluyor muydu orada? Yok vagonla nereye çıkacaksın işte orada yolda. Mola. Tölke o produkta götürenler gidiyordu istansiyaya ki neredeki yemek zakası veriyorlar ya. Onların bedelerine yemek götürüyorlar. Etmek yemeğini akşam sabah öyle. Dayı bu videoyu Bülent Maşaoğlu var MHP'den, MHP Genel Merkez'dedir. Bülent Maşaoğlu bu videomuza sponsordur, onun adından çekiyoruz bu videoyu. Allah razı olsun oğlum can ondan da. Ondan da selamları var size. Aleykümselam, Allah hayırlı ömürler versin, Allah işlerine hayırlı ömürler versin, Allah kendilerini de saklasın. Cenab-ı Allah ailesine, evine, barkına hiç zaval vermesin. Allah hepimizi saklasın oğlum can. İnşallah onlarla beraber Ağızkay ile ilgili güzel projelerimiz i̇nşallah, var. İnşallah. Yardımcı oluyor sağ olsun. Onunla beraber. Elimde benim haklım kesildiği mesele için becerdiğim kadar diyarım. Ben gördüğümü mesele için başımdan geçtiği vakiyaları hepsini lenta kimi biliyorum. Allah razı olsun. Sizden de Allah razı selamları olsun. Selamları var size. Ayaklarınız var olsun. Allah razı olsun. Allah kebeye var olsun ayaklarınızı oğlumca. Amin amin. Amin. Allah hayırlı sonunuzu hayır etsin. Çarızıyla çocuğuyla beraber. Sağ ol. Bu da büyük iyiliktir. Vatan konusunda gençlerimize ne şeyiz var? Vatan konusunda ben bütün aileme, oğullarıma, çelime, çocuğuma, bana nazı geçenlere, hemisine diyelim ki vatandan başka bize bir şey yoktur. Türkiye bize vatan, toprak. Ben bunu arzu ediyorum hepimizden, herkesten. Ben nereye geçsem o vatanın o kokusu benden çıkmaz. Çocuk da olsam, çıkmış olsam o çocuk var. Ben de gittim, dolandım, gördüm vatanımı da, evimi de, yerimi.
Ben gördüm. Ne hissettiniz o ki gitti? Ne hissettiniz oraya ki gitti, dolandınız? Boş gitti, gördük, kötü dolandık öyle. Başka hiç ne iş göreceğim? Yok, ne hissettiniz oraya ki gitti? Geçmişleri hatırladınız mı? Ay da diyorsa kabristan oları dolandık. Ana babamızı, dedemizi, kimleri görmüş o, kimler var idi. Hepsi hatırıma geliyor. Kim hangi dede, nerede gömülüyor, hangi kabristanda ölümümüz var. Hepsini ben kabristanlıkta gittim. Kabristanlıkta Kur'an okudum ben. Ben vatan arzusunda gittim. Toprağa sevinip gittim, toprağıma. Babamın, dedemin kanı onda tökülmüştür. Ben onların kanını arayıp gittim. Ailem, onda bütün cemaatimizin hatırı, eskilerimizin, dedelerimizin ruhu onda dolanıyor. Onların ruhunu aradım. Allah herkesi ulaştırsın oraya. Bir gene bir gitmek isteyelim. Allah olsa yazdı. Bizim fuarın yanında oturuyoruz da avtobuzu gözlüyoruz. Bu yanında iki tane cahil abiler. Sizi kimi cahil olanlar oturuyor da. Necev Müştak'ta da Bekir ve Müştak'ta tanırsın değil mi? Enver'in babası. Onun karısı Necev Hacı vardı. Allah rahmet etsin, rahmete gitti. O da vardı. Böyle yanımda oturuyordu. Enver'te dedi, ablalar dedi, ha dedim ki bacı evlalığına, evlalığına bizim evlerin yeridir dedim de. Yanımdaki oğlan meğer acereli de. Dayı dedi, ha dedim, bu evler ki de sizinmiş de satsam alır mısın? Dedim satsan alırım dedim. 63 yıldır biz çıktık bundan. Ya sökmüşsün yapmışsın dedi ki ben sökmemişim de. Ben başkasından aldım dedim, ne olur olsun dedim. Sen oturuyorsun. Satmazsan ben de orada yaparım. Kardeş kimi yaşarık dedim de bu aceleliye. Meğer onun ayağınki Gülcü. Sümrağa kalktı Gülcü. Bu acelelerin hepsi çıktı da bu nasıl söktü de kuvaladı buradan, katakladı. Kalktı gitti gitti. Biz nasıl söylüyoruz, sen nasıl söylüyorsun dedi. Aceleli olan hepsi çıktı da katakladı da. Aceleliler istiyor gelmemizi. Peki vatan nedir size göre? Ha? Vatan nedir sizin için? Vatan nedir? Ana yüreği vatandır. Ananın kalbi içerisi vatandır. Bir çocuk ki doğuluyor anadan, o çocuğun anasının vatanıdır. Bize de o toprak biz için eladır. Bir ana da oğul. Vatanı, arzu edene. Arzu edene, vatanda bir, değil onda yatanda bir. Ama İnsan adam şuurunu yitirmiyor, insanlığını yitirmiyor, toprağını yitirmiyor. Gördük ya bunda Türkiye'de, Ankara'da. Vatanından ötürü tankın altına kendini verdi. Ha, cennetliktir o adam. Belalarından bak ibret götüren oğul. Allah hiç kismeye bir kötü gününü göstermez. Düzdür, Allah razı olsun. Nereye geçsek dolanıyoruz. Rızkımız peşimizden geliyor. Kisme bize şey etmiyor ama vatansız olmaz. Orada da her ülkede bizim yerde açlık vardı, bizim yerde yok idi. Bizim yerde abeleydi zahri. Gittik Özbeklere abele etmek 1000 manat idi. Adam öldürüyordular. Özbekistan gibi topraktı. Ama bizim yerde külliyatlı varımız, devletimiz kaldı. Ezeriler doydular onunla. Dağlardan yengi yenmişti yeylalar. Peynir, yağ, her şey bol. Yoğurdu, ayranı, tuzlu ayranı. Her şeyi getirmiş. Yeni yığmıştılar ki 6-7 ondan gıdalanıyor. Kaldı eleyken oğul. Sufralarımızda yemeklerimiz kaldı. Bilmiyorum, biliyorum oğlum. Ha şimdiki gençlerimize ne diyorsunuz mesela Türkiye? Ha şimdiki gençlere ne diyeceğim? Allah bunların yolunu izine açık etsin düzlerine. Kalbi düzüne. Kalbi ekrine ben ne diyeyim? Diyeceğim ki valla düzelt. Benim sözümle düzelmeyecek. Allah o düzlerini yoldan şaşırtmasın. Cahillere. Her vakti cahillerin yüklü açık olsun. Allah bu yolda geçenlere her vakti yolunu açık etsin. Hiçbir yerde bir onlara kasebele koymasın. Yani Allah'tan adam ben onu arzu ediyorum.